Bana eski bir ölümü anımsatıyor sabah, taşıyarak bir cellodu odama, aşkımın ve bırakılmışlığımın cellodunu, hüznümle ve çirkinliğimle yargılamadan beni, tanıdığım bir ölümle tehdit ediyor. Yalnızlık her sabah öldürüyor beni, çözerek gecenin ipliğini hızımla, hüznüm ve yalnızlığımı sarıyorum sabaha. Sevdadır kitabını 99'da almıştım. Yani ara ara hep okuduğum, yani bildiğim, sevdiğim bir şairdi. Arkadaş çalışmaya karar verdim. İşte tekrar kitabı elime aldım. Şiirlerine bakıyorum. Yalnızlık her sabah öldürüyor beni dizesi. Çok vurucuydu, onu böyle çok hissettim. Ya da işte zaten hissettiğim bir şeyin böyle söylenmiş haliyle karşılaştım. Onu örmeye karar verdim. Herhalde o bendeki o süreci hep beraber mi yaşadık bilmiyorum. O arkadaşın o zamanlar söylediği şeyleri hissedecek duruma hep beraber geldik belki de. 80 çocuğu özel dönemi işte televizyon başında büyüyen çocuklardan biriydim. Ama işte böyle sosyal medyanın gelişmesiyle bir sürü şeyin görüyorsun, onlara tanık oluyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun, eyleme geçemiyorsun ve o sadece o bilgiyi alan bir şey haline geliyorsun. Onun ağırlığını çok yaşamaya başladım ve işçi ölümlerine, şüpheli asker ölümlerine, işte Roboski'ye falan daha bakmaya başladım. Ortaokulda falan ders kitapları dağıtılırdı ya, ya da işte satın alırdık senenin başında. Orada ben Türkçe kitabında şiirleri okurdum. Sonra şiir yazmaya çalışırdım. O lisedeyken işte herkes şiir yazar, ben de yazardım falan da çok okumazdım. Sonra işte okumaya başladığımda yazmam biraz daha azaldı. İşte o zamanlar işte ikinci yeni şairlerine merak saldım falan. Sonra işte giderek Turgut Uyar'ı çok sevdim. Bulduğum bütün şiirleri okumak gibi bir şeyim vardı. Hani böyle bir şiir okuma açlığıyla. Ama hani arkadaşla daha yakın hissettiğimi hatırlıyorum. Resim okumaya biraz daha geç karar vermiştim. Daha önce edebiyata, işte şiire daha çok ilgim vardı. Ve artık böyle kendi işlerimi üretmem gerekiyor bir noktada ve ne yapacağımı bilmiyorum resim yaparken. O sırada da işte Rambo'nun mektuplarını okuyordum. Bir tane de tuval var böyle ne yapacağımı bilmeden boyadığım falan. Orada böyle Rambo'nun portresini yapmaya başladım. İşte malzeme deniyorum, yöntem deniyorum, kendi işte sesimi bulmaya çalışıyorum falan. Öyle ilk portrem oydu, Rambo portresi yaptım. Sonra bu fikir böyle hoşuma gitti. Böyle sevdiğim şairlerin portrelerini yapmaya devam ettim. Portrelerin yanına şiirleri dokuyarak yazmak gibi bir fikir geldi. O da ilk Bahman ve Porselen portrelerini yapmıştım. Onların birer şiirlerinden bir bölümü dokuyup işte yanlarına beraber sergiledik. O fikir de böyle iyi geldi. Sonra onu devam ettim ve orijinal dillerinde yazdım. İşte Lorca yaptım, Feruzat yaptım. Yani nedenini bilmiyorum niye şiire ilgim var. Anlatılamaz olanı bir anlatma çabası, anlatmaya çalışma ama anlatamama hali bir şiirde de var, resimde de var. O yüzden böyle ikisi birbirine çok yakın geliyor bana. İşte böyle hissettiğin ama çok dışa dökemediğin bir şey işte kelimelerle, renklerle dünya malzemesine çevirmeye çalışıyorsun. Onun için de işte bir teknik geliştirmek zorundasın. Şiirde, resimde böyle bunun yollarını aramak gibi geliyor. Resim yaparken işte o yüzeyi kapatmamın sebebi tuval yüzeyiyle zaman arasında kurduğum ilişki. Zaman her şeyi parçalıyor, yok ediyor. Bir şeyler birikiyor, birikiyor, birikiyor üst üste ve her zamandan kalan ve farklı farklı katmanlardan biz bir bütün oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzeyde böyle tekrar kurmaya çalışıyorum. Bazı bölümleri kapatıyorum, sonra tekrar açıyorum ve geçmiş bir andan kalan bir iz orada tekrar görünür oluyor ve o tüm izlerin toplamından o portreyi kurmaya çalışıyorum. Birbirinden böyle daha farklı süreçlerdi resim ve dokuma. Dokuma daha böyle ortaokulda sanırım. Bu işte yazlık yerlerde tezgahlar kurulur, böyle bir şey takılar maklar satılır. Öyle biri örerken görmüştüm, öyle merak sardım ben de onu izlerken böyle bileklikleri örmeye başladım. Ondan sonra işte İstanbul'a geldiğimde falan bir yerleri onlara satarak öyle ufak tefek bir şeyler kazanıyordum falan. Orada bir motif çıkarmak işte düğümler ters düğüm düz düğüm falan oradan bir yapı kurmak falan o böyle hoşuma gidiyordu sürekli bir şeyler deniyordum. Sonra okuldayken işte hala atölyesinde Gülçin Aksoy bana
bunlardan bir sanat işi de üretebileceğimi söylemişti. Öyle başladı o zaman Turgut Uyar'ın Bir Barbar Kendini Tartar, Bir Barbar Aşağılarda diye bir şiirini şifreleyerek örmüştüm. Doğrudan böyle Latin harfleriyle değil, her harfi karşılık gelen bir biçim üreterek. Arkadaş da yaptığım çok daha büyük ve tek parça bir şey ve o gerçekten çok uzun günler, saatler aldı. Yani son bir ayında falan yani onu dokumak dışında hiçbir şey yapmıyordum. Şiiri dokuyarak tekrar üretmek, onunla böyle çok uzun zaman geçirmek de gerektiği için o şairi bir saygı duruşu. Yıllarca onun okunmaması ve sonunda bir iade itibar yapılması onunla ilgili ona bir şekilde borç ödemek, saygı duruşunda bulunmak gibi. İşte arkadaş da yani uzun zamandır işte bildiğim, sevdiğim bir şairdi ve yani hem şiirleriyle çok özdeşlik kurabiliyorum hem işte hayat yaşam hikayesi çok etkileyici. O daha tıp politik bir ortamda yetişmiş, o bakımdan çok yakın değiliz ama çok belki ifade edilemeyen bir eşcinsellik ile ilgili bir bağ kurmuş olabilirim. O yüzden hep aklımda olan bir şairdi hani bir gün yapacağım dediğim. Yani ortaya nasıl bir şey çıkacağını çok bilmeden denemeye başladım burada bu şoseye o ipleri girip. Sürekli örüyor olma haliyle de çok yakındı şiirde anlattığı şeyler. Ve o işte seçtiğim şiirden o bölümle o sırada yaşadığımız işte karantina, evden çıkamama, yalnızlık falan birbirine çok uydu. Bu şekilde o sürecin bir ürün, bir çıktısı oldu. Yalnızlık her sabah öldürüyor beni dizesini okuyup da hani daha önceki yıllarda çarpıldığımı hatırlamıyorum. Onun zamanı o zaman gelmiş demek ki yani ben o hale gelmişim. Yaşadığımız belki işte dönemin genel insanı sürüklediği o yalnızlık hali de bunun parçası olabilir. Hep bir tamamlanma arzusu ama bunu hiçbir şekilde gerçekleştirememek. O özlem duyduğun şeyi hiçbir zaman bulamamak ama aramaya devam etmek. O duygu çok yoğundu o şiirde. O şiirde bir gün sevişmeyi öğretecek bana diyor. Bir gün o tamamlanacağını, bunların olabileceğini düşünmek ama dünya bilgisiyle onun olmayacağını da hiçbir zaman olmayacağını bilmek ama bunu da böyle çok kısıtlanmış bir ortamda yapmaya, bulmaya çalışmak. Toplum zaten senin bir şeyin içine kapatıyor. Sen de onun üzerine tekrar kapatıyorsun ve yapabileceklerini de yapamaz, elini kolunu kaldıramaz hale geliyorsun. Yani şiirlerinden anladığım çok yaşam dolu biri gibi hayal ediyorum. Patlamak, sıçramak isteyen bir şey ama ona izin verilmeyen ve işte bu bir gün olacak umudunu hep içinde taşıyan ve bugün de olmadı diye o günü bitiren biri gibi.